Herkese merhaba. Ben Yeditepe Üniversitesi Gözde Hastanesi uzman diyetisyeni Buket Ertaş. Diyetisyen fitoterapi uzmanıyım. Gözde Hastanesi'nde görev alıyorum. Bugün sizlerle bağışıklık sistemini konuşacağız. Elimde sorularımız var zaten. Buna istinaden cevaplarımı vermeye çalışacağım. Bu arada da yine yayın sonunda ya da yayın esnasında sormak istediğiniz şeyler olursa, seve seve zaman olursa yanıt vermeye çalışacağım. İsterseniz sorulardan başlayabilirim. İlk sorumuzu söylüyorum. Bağışıklık sistemimizi baskılayan faktörler nelerdir? Bağışıklık sistemi aslında birçok şeyden etkileniyor. Beslenme, uyku durumu, kullanılan ilaçlar ya da herhangi bir hastalık varsa buna bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanabiliyor ya da çok aktif olarak çalışabiliyor. Dolayısıyla biz kendi konumuzdan bahsedecek olursak beslenme kısmında sağlıklı beslenmek çok önemli. İyi uyku çok kritik. Doğru besin kaynaklarına erişmek çok önemli. Proteinimize, vitaminimize, mineralimize erişmek çok kıymetli bu noktada. Bağışıklığı artıran bir diyet ya da beslenme şekli var mı diye bir sorumuz var. Şimdi bağışıklık sistemini artıran bir diyet modelinden bahsetmektense aslında sağlıklı beslenme modelinden burada bahsedebiliriz. Bir kişi ihtiyaçlarının tamamını alabiliyorsa gün içerisinde, yeterli proteinini tüketebiliyorsa, karbonhidratını alabiliyorsa yeterli miktarda, vitaminlerini, minerallerini alabiliyorsa bu zaten bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir durum olacaktır. Aslında istediğimiz şey burada kişinin ihtiyacı kadar beslenebiliyor olması, A diyeti B diyetinden ziyade sağlıklı bir beslenme modeline erişebiliyor olması gerekiyor. Bir de tabii ki bağırsak sisteminin iyi olması, bağırsakların ve sindirim sisteminin doğru çalışması da bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren etmenlerden bir tanesi. Sorulardan bir tanesi zaten probiyotik ve probiyotiklerle ilgili. Probiyotik ve probiyotik nedir? Bunlar nerelerde ve ne zaman kullanılmalı gibi bir soru gelmiş. Probiyotik dediğimiz şey bizim sağlığımıza katkı sağlayan yararlı mikroorganizmalar, yararlı bakterilerdir. Prebiyotik dediğimiz şey ise probiyotik bakterilerimizin canlı kalabilmesi için, yaşamını sürdürebilmesi için vücudumuzda gerekli gıdalardır. Biz nasıl canlı kalabilmek için enerjiye ihtiyacımız varsa besleniyorsak, probiyotiklerin de ömrünün uzun olması için prebiyotiklere ihtiyacı var. Bunların ne olduğundan bahsedecek olursak da işte muz, kuşkonmaz, soğan, sarımsak çok iyi prebiyotik kaynaklarıdır. Ayrıca bazı probiyotik kaynakları da var. Yoğurt, kefir gibi bunlar aynı zamanda prebiyotik özellik de gösteriyor. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli tüketilmesi gereken besinler nelerdir? Şimdi bizim sağlıklı olabilmemiz için az önce de söylediğim gibi yeteri kadar vitamine, proteine erişebiliyor olmamız gerekiyor. Bağışıklık sisteminin de güçlü olabilmesi için yeteri kadar lif tüketiyor olmamız gerekiyor. Yeteri kadar vitamin yani meyve sebze tüketiyor olmamız gerekiyor. Ama tabii ki meyveyi abartmıyoruz çok şeker içerdiği için. Ama bunun dışında da yine kefir, yoğurt gibi, ev yapımı yoğurt gibi doğal fermente olmuş süt ürünleri de bizim bağışıklık sistemimize katkı sağlıyor. Bunun dışında tabii ki A vitamini, C vitamini, E vitamini bunlar çok kıymetli vitaminler bizim için. Bağışıklık sistemi için E vitamini nelerde var? Kuru yemişler de var, yağlı tohumlar da var. A vitamini dediğimiz zaman hemen aklımıza sarı renkli olan sebzeler ve meyveler gelsin. Havuç, bal kabağı gibi. Bunlar bizim hep bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren gıdalardan bazıları. Diğer soruma geçiyorum. Hemen bakıyorum. Sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorum. Et tüketimim sınırlı. Bu durum bağışıklık sistemimi etkiler mi? Öneriniz ne olur diye bir soru gelmiş. Evet, sebze meyveyi her zaman söylüyoruz çok kıymetli diye. Ama bağışıklık sisteminin doğru çalışması için aslında bizim amino asitlere de ihtiyacımız var. Çok kritik rol oynuyorlar. Eksikliği kesinlikle bizim için çok büyük dezavantaj. Özellikle vegan ve vejetaryenlerde bunu görebiliyoruz. Onlar da zaten dışarıdan bitkisel takviyeler alıyorlar. Hayvansal kaynakta olmayan proteinlerden destek alıyoruz onlar için. Ama eğer siz vejetaryen ya da vegan değilseniz ve her şeyden tüketebiliyorsanız yeteri kadar proteine yer vermek gerekiyor. Mutlaka haftada birkaç gün en azından saf et ya da işte kuzu et olabilir, dana et olabilir, balık eti olabilir, tavuk olabilir, organik tavuk olursa yine bağışıklık sistemi için, bizim hücrelerimiz için, mitokondrilerimiz için ve detoks organlarımız, karaciğerimizin fazlarının doğru çalışması için proteine ihtiyacımız var. Mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemi de bundan etkileniyor zaten.
Diğer soruma geçiyorum. Sağlıksız diyetlerin olumsuz etkileri nelerdir? Şimdi internette kulaktan kulağa yayılan çok fazla diyet yöntemi var. Ve bunların hepsinin aslında sağlığımıza katkısı birbirinden çok farklı. Kimi gerçekten etkili ve iyi gelebilecek diyetler olabiliyor. Kimi sağlığımızı bozabilecek, herkese uygun olmayan diyetler olabiliyor. O yüzden uzun vadede bu diyetlerin yapılması, bilinçsizce kişiye özel olmayan diyetlerin yapılması böbreklerimizi yorabilir. Böbrek yükünü artıracağı için böbrek iflaslarına kadar bu süreç gidebilir. Organların zaten iyi çalışmıyor olması bizim için en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Karaciğeriniz çok yağlanabilir. Protein ağırlıklı ve çok yağlı beslenilen diyet yöntemlerinde ketojenik gibi mesela. Karaciğer çok yağlanabiliyor. Çünkü doymuş yağı çok fazla alıyoruz. Karaciğerin iyi çalışmaması da zincirleme birçok problemi beraberinde getirebiliyor. O yüzden organların rahat çalışabilmesi için, onların sağlığı için aslında kişiye özel diyet, herkesin ihtiyacına göre bir diyet planlamasının olmasını tercih ediyoruz. Hemen geçiyorum diğer sorumuza. Vitamin ve minerallerin bağışıklık sistemi üzerine etkisi var mıdır gibi bir soru var. Aslında temel yapı taşları zaten. Bizim bağışıklık sistemimiz dediğimiz şey organlarımızın iyi çalışması, karaciğerimizin iyi detoks yapabilmesi, işte böbreklerimizin iyi filtrasyonunu gerçekleştirebilmesi. Bunlar hep bağışıklık sistemini etkileyen faktörler. İşte bağırsaklarımızın iyi çalışması, lifimizi düzgün almamız hepsi bağışıklık sistemimize katkı sağlar. Özellikle C vitamini bu pandemi döneminde de çok vurguladığımız ve çok fazla kullanımını teşvik ettiğimiz bir vitamin mesela. Çok iyi bir antioksidandır. Zaten bizim bağışıklık sistemimizi düşüren, hastalıklara kapı açan şeyler toksinler. Toksinleri bizim ekarte edebilmemiz için antioksidanlara ihtiyacımız var. Oksidanları nötrleyebilecek antioksidanlar da bizim için vitaminler ve mineraller esasında. Diğer sorumu okuyorum. Yüksek kalorili ve yağlı beslenen kişiler hastalıklara daha fazla mı yakalanır, riski daha mı artar gibi bir soru gelmiş. Şimdi yüksek kalori, yüksek yağ zaten otomatik olarak kilo artışını destekliyor. Kilo artışı, yağlanma, bunun devamında inflamasyon ve hastalıklara yakalanma riskinin artışıyla devam edebiliyor. Zaten artık görüyoruz ki esasında birçok hastalığın temelinde obezite var. Kalp rahatsızlıkları, işte endokrin bazı problemler. Bunların hepsinin sonucu yine kilo fazlalığına ve kilo kaybını teşvik etmeye bağlanıyor. Dolayısıyla yüksek kalorili diyetler evet hem bağışıklık sistemimizi düşürüyor kilo artışıyla beraber hem de diyabet, hipertansiyon, işte kolesterol gibi rahatsızlıklara yakalanma riskimizi arttırıyor. Hatta çok sık görüyoruz hastalarımızda da. Diyet ürünleri tüketmek zararlı mıdır diye bir soru var. Şimdi zararlı mıdır? Çok rigid bir cevap olur zararlı demek. Ama şöyle bir algı var genel olarak. İşte diyet ürünleri aldım, tüketebilirim istediğim kadar. Nasılsa bana kilo aldırmaz. Nasılsa yağı azaltılmış, kalorisi çok düşüktür. İstediğim kadar yiyebilirim bir algı var. Her şeyden önce zaten bizim paketli gıdalara olan yaklaşımımız çok net artık. Herkesçe biliniyor. Çoğu bilinçli insan da zaten hayatından çıkarmış durumda. Ya da mümkün olduğunca minimuma indirelim diye destekliyoruz. Bunun dışında eğer işte bir atıştırmalık arıyorsanız işte markete girdiniz, baktınız o anda açsınız ve bir şeyler tercih edeceksiniz. Kâr zarar yaptığınız zaman tabii ki çok yağlı, çok fazla işte tuzu yüksek olan paketli gıdalar yerine light ürünleri tabii ki tercih edebiliriz. Ama light ürünlerinde bir kalorisi var ve bizim kilo artışımıza sebep oluyor. Bunu unutmayalım lütfen. Mümkün olduğunca paketli gıda tüketmeyelim. Ama eğer arada bir kendimize şımartmak için ya da işte alışkanlığımız varsa nefsimizi köreltmek için tüketeceksek eğer tabii ki diyet ürünlerden güvenilir firmaların diyet ürünlerini tercih ediyor olabiliriz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki yine miktarını ayarlayarak ve sıklığını ayarlayarak. Diğer soruma geçiyorum. Hangi beslenme tarzının kendim için uygun olduğunu tespit etmem mümkün mü? Şimdi bir hekime ya da bir diyetisyene başvurmadan önce herkes tabii ki kendini bir öncelikle dinlemeli. Yani yoğurt yediğiniz zaman gaz problemi yaşıyorsanız, evet yoğurdu belki bir süre hayatınızdan çıkarabilirsiniz ya da yoğurdun eksikliğini yerine koyabilecek herhangi bir gıda var mı? Bunu belki bir uzmanından yardım alarak hayatınıza bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani herhangi bir hastalığınız varsa zaten hekiminiz ve diyetisyeniniz kontrolünde size uygun diyet çıkarılıyor.
Yani işte diyabetiniz varsa ona uygun bir diyet veriliyor ya da işte tansiyonunuz varsa ona uygun ya da böbrek hastalığınız varsa işte proteinin ayarlanması yapılarak, ayarı yapılarak sizin ihtiyacınız kadar protein içeren bir diyet zaten veriliyor. Bu şekilde aslında kendi kendinize belki biraz zor olabilir, yanlış olabilir. Bu durumda ben bir profesyonelden destek almanızı tavsiye ederim. Düşük karbonhidratlı diyet nedir? Kimler için uygundur? Aslında son zamanlarda demeyeyim aslında çok uzun zamandır işte ketojenik diyet gibi çok düşük karbonhidratlı diyetler çok popüler. Çünkü çok hızlı kilo kaybına sebep oluyor. Kişiler çok hızlı sonuç görüyor. Çok hızlı sonuç gördüğü diyet yöntemlerini de doğru sayıyor ve başarılı görüyor kendince. Aslında ketojenik diyetlerin yani düşük karbonhidratlı diyetlerin temeli çok eskiye dayanıyor. Epilepsi nöbetlerinin sınırlandırılması, sıfırlanması için yapılmış eski zamanlarda ketojenik diyet. Ketojenik diyet dediğimiz bu arada 50 gram, günlük 50 gram karbonhidratın altında bir diyet tüketimidir. Ama bu çok zor esasında. Yani karbonhidrat sadece ekmekte ya da pilavda ya da makarnada yok. Yediğiniz işte yoğurtta da karbonhidrat var, sütte, içtiğiniz sütte de karbonhidrat var. İşte yediğiniz taze fasulyede de karbonhidrat var. Dolayısıyla zaten 50 gramın altına düşmek çok zor. 50 gramın altına düştüğünüz zaman zaten bu tarz hastalıklarda başarıya ulaşıyorsunuz. Ama söylediğim gibi çok düşük karbonhidratlı diyetler aslında herkese uygun değil ve çok sürdürülebilir bir şey değil. Sağlık açısından da büyük problemler yaratabilir. Herhangi bir kronik hastalığınız yoksa belki kısa bir süre denenebilir, yapılabilir. Ama işte uzun vadede doymuş yağ da fazla alacağınız için bu protein ağırlıklı diyetlerde kalp hastalığına yakalanma riskiniz artabilir. Kolesterol problemleri ortaya çıkabilir. O yüzden uzun vadede ben kimsenin yapmamasını öneriyorum. Eğer işte kanser hastasıysanız ya da işte epilepsi nöbetleri geçiriyorsanız belki hekim kontrolü, diyetisyen kontrolünde buna başvurabilirsiniz. Protein ağırlıklı beslenerek kilo vermek mümkün mü? Proteinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu biliyoruz zaten. Fakat proteinin de bir kalorisi var ve fazlasının vücutta yağ olarak depolandığını biliyor olmamız gerekiyor. Yani burada hep karalanan, kesinlikle yasaklanması gerektiğini düşündüğümüz bir karbonhidrat var. Ama aslında kilo vermek isteyen kişilerin karbonhidratı tamamen kesip çok fazla protein tüketerek de kilo alabildiğini görebiliyoruz. Şöyle bir vücudun şöyle bir mekanizması var. Eğer siz herhangi bir gıdayı gereğinden fazla tüketiyorsanız vücutta bu yağ olarak depolanıyor. Dolayısıyla siz karbonhidratı da fazla alırsanız bu yağ olarak depolanacak. Proteini fazla tüketirseniz de yağ olarak depolanacak. Dolayısıyla burada yine miktar işin içerisine giriyor. Hemen diğer soruya geçiyorum. Kaliteli kalori ne demek? Şimdi kaliteli kalori şöyle. Bir doymak var, bir de beslenmek var. Biz her zaman beslenmekten yanayız. Çünkü elinizde iki tane gıda olsun. Bir, ikisinin de kalorisi aynı olsun. Örneğin ikisinin de kalorisi 100 olsun. Ama bir tanesi vitaminli, mineralli, bir tanesi içi boş dediğimiz paketli gıdalardan oluşan bir kalori kaynağı. Bizim için kaliteli kalori demek, içerisinde vitaminli, mineralini barındıran, bizim için besleyici olan, hücrelerimize iyi gelen sağlıklı gıdalardır esasında. Dolayısıyla zaten zayıflama diyetlerinde de ya da işte herhangi bir hastalığa bağlı oluşturduğumuz diyetlerde de sadece kalori saymak artık çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Yani aslında biz kaloriden ziyade gıdaların bizi ne kadar beslediğine ya da bizi ne kadar sağlıklı yaptığına bakıyoruz. Kaliteli protein, kaliteli karbonhidrattan yana kullanıyoruz hakkımızı kaliteli kalori için. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Enerji yoğunluğu nedir? Diyet yaparken ya da beslenmede önemi nedir? Şimdi enerji yoğunluğu dediğimiz şey gıdanın gramı başına düşen kalori değeri. Yani yine az önce örnek vermiştim. İki üründen gitmiştik. Şimdi de aynısından gidebiliriz. Yani mesela iki tane kuru incirin kalorisiyle işte bir büyük elmanın kalorisi aynı ise eğer incirin kalori yoğunluğunun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü küçük hacimde aynı kaloriyi içeriyor. Dolayısıyla zayıflama diyetlerinde de sadece aldığımız kalori değil, bizim gözümüzün doyması, ruhumuzun doyması da çok önemli.
İşte karnımızın doyması çok kritik yine. Aldığımız kaloriden ziyade bizim midemizin ne kadar hacimsel olarak kapladığıyla da ilişkili aslında bu beslenme durumlarının, diyetlerin, o da çok kritik. Dolayısıyla büyük hacimlerde küçük kaloriler almayı her zaman tercih ediyoruz. Mesela kocaman kase bir salatayı yediğiniz zaman da aynı kaloriyi alıyorsunuz. Ya da işte küçük parça bir bisküvi yediğiniz zaman da aynı kaloriyi alabilirsiniz. Ama bir tanesinde hem lifimiz fazla, hem vitaminimiz çok fazla, hem de hacim büyük olduğu için mideyi doyurma olasılığı da yüksek oluyor. Dolayısıyla biz enerji yoğunluğu düşük olan gıdaları tercih edelim ki hem gözümüz doysun hem de karnımız doysun diyoruz. Hacim büyük olsun, yani sebze meyve gibi ya da işte et suyuna yapılmış bir sebze çorbasının aslında kalorisi çok düşük olsa da miktar olarak fazla yediğimiz zaman hem karnımız doyuyor hem gözümüz doyuyor. Diğer soruma geçiyorum. Diyet sırasında tatlı ve çikolatadan tamamen vazgeçmek mi gerekir? Şimdi ya hep bu benim danışanlarımla da çok konuştuğum bir konu ve çevremdeki insanlara da çok paylaşıyorum bu fikrimi. Ya hep ya hiç bence doğru bir yaklaşım değil. Çünkü diyete girdim ve diyetten çıktım olayı da bence çok doğru değil. Bir insan kilo aldıysa ya da herhangi bir rahatsızlığı varsa, sağlıklı beslenmeye adım atmak istiyorsa orada bir kere yaptığı yanlışları revize ederek hayatına başlamalı. Yani işte çikolataya çıkardım bir ay ama diğer ay tekrar tüketmeye başlayacağım eskisi gibi diyorsanız zaten bu baştan çok yanlış bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla bence eğer böyle bir bağımlılığınız varsa tatlı yemek gibi belki bir süre ara verilebilir. Hani 2 hafta, 3 hafta ama daha sonra hani 2 ay diyet yapacağım bu sürede yemeyeyim diyorsanız eğer ben danışanlarımda da bunu çok yapıyorum. Hani çok seviyorsanız ve 2-3 hafta dayandınız tamam ama en azından haftada bir daha masum olanlarından, çok yağlı olmayanlarından ya da çok sevdiğiniz herhangi bir tatlıdan yemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu sefer kendinizi çok tuttuğunuz zaman ne olacak? Daha sonra diyet bittikten sonra geriye dönüşü daha muhteşem olacak ve daha büyük miktarlarda daha bilinçsizce bir tüketim söz konusu olacak. O yüzden bence diyet yaparken de sağlıklı beslenirken de bu tarz gıdalara yer vermenizi ama bir işte uzman eşliğinde kendinizi bırakmadan, tamamen diyeti bırakmadan tüketmenizi tavsiye ederim. Yani tamamen bırakmak yerine miktarını ayarlamak her zaman daha güvenli, uzun vadede sürdürülebilir olması için. Diğer sorumuz, aralıklı oruç bağışıklık sistemini güçlendirir mi? Kimler ve nasıl oruç yapabilir? Aralıklı açlık diyetlere son zamanlarda da çok konuştuğumuz bir konu. Ayrıca ben fonksiyonel tıp diyetisyeniyim zaten. Bu bizim bazı hastalarımıza da uyguladığımız bir yöntem zaten, eliminasyon diyetleriyle beraber. Aralıklı oruç eğer herhangi bir kronik hastalığınız yoksa ya da hekiminize de diyetisyeniniz izin veriyorsa yapmanızı tavsiye edebileceğim bir beslenme yöntemi. Çünkü aralıklı açlık diyetlerinde 16 saat bir açlık oluyor. En yaygın kullanılan çeşidini söylüyorum ben. Çünkü birçok çeşit var ve en çok kullandığımız 16'ya 8 yöntemi. 16 saat aç kalıyoruz, 8 saat besleniyoruz. Tabii ki bu beslendiğimiz süreçte de ne yediğimiz yine çok önemli. İstediğimizi ya da işte en sağlıksızları tercih etmiyoruz tabii ki. 16 saat açlık süresince pankreas dinleniyor, insülin salgılanmıyor, karaciğer dinleniyor, böbrekler yorulmuyor. Dolayısıyla aslında organların kendini yenilemesi için, bağışıklık sistemimizin de kuvvetlenmesi için verdiğimiz bir süre oluyor bedenimize. O yüzden ben destekliyorum ama doğru kişilerin doğru şekilde yapıyor olması gerekiyor. Eğer işte tip 1 diyabetiniz varsa, insülin kullanıyorsanız ya da oral antidiyabetik kullanıyorsanız, zaten aç kalamayacak bir pozisyondaysanız yapmanız çok doğru değil esasında. Ama sadece insülin direnciniz var ya da işte kilo vermek istiyorum. İşte bir süre böyle beslensem bir problem olur mu derseniz eğer, kan şekeriniz ya da tansiyonunuz çok fazla oynamıyorsa, çok fazla düşmüyorsa bence yapılabilecek bir yöntem. Ama tabii ki de bir profesyonelden yardım almanızı tavsiye ederim. Bizim gözlemimizde olması çok daha sağlıklı olur bu süreç içerisinde. Diyet yaparken mutlaka kahvaltı ya da ara öğün yapmalı mıyım diye bir soru var. Aslında öğün sayısı, öğün sıklığı tamamen kişiye göre değişiyor. İşte kimi 2 öğün yapmaktan hoşlanıyor ve fiziksel durumu buna müsaade ediyor. Kimi de işte 6 öğün yaparak kendine daha iyi geldiğini düşünüyor. Hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak. Eğer kalkıyorsunuz sabah ve öğle yemeğine kadar çok zor dayanıyorsanız, kan şekeriniz çok düşüyorsa ve öğlene kadar aç kaldığınızda artık hemen yemek yemeliyim moduna giriyorsanız ve işte ani yemeğe saldırılar söz konusuysa, burada tabii ki sabah kahvaltısı yapmamanın dezavantajını yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden bu tarz durumlarda
Kahvaltı mutlaka olsun diyorum. Ama diyorsanız ki ben zaten sabah yemekten çok hoşlanmıyorum. Öğle yemeği geldiğinde de yine aynı miktarda yiyorum. Kan şekerimde de hiçbir problem olmuyor. Kendimi daha zinde, daha iyi hissediyorum diyorsanız bu sefer kahvaltıya tabii ki gerek yok. Yine kişiye göre değişiyor. 3 ana 3 ara gibi bir klasik artık çok yok esasında beslenme düzenlerinde. Aslında zaten akşam yemeğinden sonra mümkünse bir şey yememenizi, ara öğün yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ama eğer işte açlığa dayanamıyorsanız akşam üzeri o ara çok fazlaysa yani öğle yemeği ile akşam yemeği arası çok uzunsa belki orada küçük bir ara öğün yapılabilir. Yine kişiye göre değişebilir. Benim çünkü 2 öğün beslenen danışanım da var. 6 öğün beslenen danışanım da var. Yine kişinin ihtiyacına göre ve günlük aktivitesine göre de bu değişebiliyor. Diğer soruma geçeyim. Diyette yağın yeri nedir? Kilo vermek için mutlaka yağsız mı beslenmek gerekir? Aslında yağ dediğim şey kendi içerisinde de ayrılıyor. Sağlıklı yağ kaynakları, sağlıksız yağ kaynakları, güzel yağ kaynakları dediğimiz bizim işte omega 3 içeren keten tohumları, işte zeytinyağları, işte kuru yemişler, yağlı tohumlar bizim için güzel yağ kaynakları. Ya da işte Hindistan cevizi yağının miktarını ayarlayarak kullanabilirseniz eğer yine tokluk hissini uzatan, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayabilecek bir yağ kaynağı bizim için. Yağı kilo verme sürecinde tamamen suçlu ilan etmek doğru değil bana göre. Esas suçlu arayacaksanız burada şekerdir bizim için. Onu sıfırlayabiliriz. Evet ama yağı sıfırlamaya gerek yok. Ama işte yağ oranınız fazlaysa çok da günlük fazla hareketiniz yoksa aktiviteniz azsa da tabii ki bir tık sınırlandırmakta fayda var. Ama iyi olduğu da sınırsız tüketebileceğimiz anlamına gelmiyor. Kalorisinin yüksek olduğunu bilelim. Ama bazı yağ gruplarının bizim için çok besleyici olduğunu da unutmayalım. Doğru yağ kaynaklarını doğru şekilde diyete ekliyor olmamız gerekiyor. Zeytinyağı mesela hani salatalarımıza gayet kullanabiliriz, yemeklerimizi yapabiliriz ama işte miktarını çok abarttığımız zaman bu sefer bizde kilo artışına sebep olabilir fazla yağ tüketimi de. Evde kaldığımız şu dönemde kilo almamak için neler önerirsiniz gibi bir soru var. Aslında çoğu insanda gördüğüm herkes çok hareketsiz kaldı. Beslenmenin dışına çıkacak olursak şu anda ben önce gelen danışanlarıma kesinlikle bir hareket öneriyorum. Kesinlikle yani evde olsanız bile evet sokağa çıkma yasağı var ama artık videolar çok fazla internette erişebileceğimiz çok fazla sağlıklı egzersiz hareketleri var. Bence herkes kendine uygun, çok ağır olmayan tabii ki hani kalp hastası olabilirsiniz ve kendinizi çok yormamanız gerekiyordur. Sadece adımlarla yapabileceğiniz bir egzersiz bile sizi çok fazla etkiler sağlık anlamında, pozitif anlamında. Kilo vermek istiyorsanız da bence evde kaldığımız bu dönemde kendinize uygun bir egzersiz programından en az bir yarım saat evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında ana yemekleri çok atlayıp abur cubura kaymalar da çok duyuyorum. İşte nasılsa evdeyiz hani aperatif bir şeyler hazırlayalım. Ya da işte ana yemeğe gerek yok. Nasılsa hani atıştırınca doyuyoruz gibi. Aslında atıştırdığınız şeylerden çok daha yüksek kaloriler aldığınızın farkında olmayabilirsiniz. Yani şöyle güzel bir sebze yemeği hazırlayıp ya da yanına işte pilav, çorba gibi bir ya da işte bir salata, bir yoğurt, bir menü hazırlamaktansa ufak tefek şeyler tüketiyor olmak aslında size istemsiz daha fazla kalori aldırıyor olabilir. Hem de çok sağlıksız bir pozisyona sokabilir. Bence ana yemekleri atlamayın. Eğer rutinde de normalde de kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği yapıyorsanız miktarını azaltabilirsiniz. Hani işe gitmediğiniz için. Ama tabii ki burada bence bu ana öğünleri atlamamak lazım. Belki ara öğünler bir tane olabilir. Bir de gece otururken atıştırmalık çok fazla duyuyorum. İşte kuru yemiş ya da işte gevrek, işte çekirdek gibi. Bunları kesinlikle evden uzaklaştırmak gerekiyor. Market alışverişlerine lütfen dikkat. Online alıyoruz artık her şeyi ve her şeyi sepet eklemesi de çok kolay. Bence kesinlikle bunların alımını durdurmak, evde var olanları birine vererek değerlendirebiliriz. Bu şekilde bir revizyon yaparsak çok şey fark eder diye düşünüyorum. Diğer soruma geçiyorum. Oruç tutanlar için normal beslenme düzenine nasıl geçilmeli? Tabii ki oruçla beraber şu anda herkesin, oruç tutanların yani beslenme düzeni iki öğüne düştü. Gece yemeler çok fazla çoğaldı. Sahur var, iftar var. Daha sonra normal bir beslenme düzenine geçerken de tabii ani bir yoğun bir beslenme programına geçmek hem bağırsakları işte hem mideyi hem işte karaciğeri yorabilir, böbrekleri yorabilir. Belki 2 öğünden 3 öğüne geçmek. Rutinde 6 öğün besleniyorsanız mesela hani bunu belki yavaş yavaş arttırarak
başlayabilirsiniz. Bir de geri normal beslenme düzeninize geçtikten sonra lütfen suyu bir anda tüketmek yerine güne bölmek ve geçmişte yaşadığımız su kaybını mutlaka, çünkü normal zamandan daha az tüketiyor olabilirsiniz istemeden de olsa, çünkü süre az. Telafi etmek çok kritik ama bir anda içmemek çok önemli, böbrekleri de yormamak adına. Hemen diğer soruma geçiyorum. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve sağlıklı diyet için ne kadar ve nasıl su içmeliyiz? Aslında herkes 3 litre, 3,5 litre içecek gibi bir doğru yok. Herkesin aldığı kalori ve kilosuna göre değişiyor içmesi gereken su miktarı. Herkes kendini gözlemlemek için belki kilosunu 0,30 milimle çarpabilir. Yani 60 kilo bir insan 1,8 litre su içmeli. İşte 100 kilo bir insan 3 litre içebilir. Evet, çünkü onun kaybı daha fazla, ihtiyacı da daha fazla aynı zamanda. Dolayısıyla böbrekleri çok yormadan, gün içine yayarak işte ortalama 60 kilo bir insanın 2 litre su içmesi yeterli. Ama tabii ki egzersiz yapmışsınızdır, çok sıcak bir havadır ve çok terlemişsinizdir, ihtiyaçlarınız artabilir. Bu şekilde tabii ki miktar revize edilebilir. Bir de çay kahve sudan sayılmıyor bizim için. Benim danışanlarımdan da çok duyduğum bir şey. Hani 1,5 litre su içiyorum ama bunun dışında bir de çay kahve de içiyorum diyerek, hani sanki su ihtiyacını da o şekilde karşılamış gibi bir algıyla sohbet ediyoruz. Ama aslında böyle bir şey yok. Bizim diüretik dediğimiz sıvılar var, çay, kahve gibi. Bunlar bizim vücudumuzdan su kaybettiren, su kaybına sebep olan içecekler. Dolayısıyla içtiğiniz su çay ve kahve yüzünden vücuttan atılabilir idrarla beraber. Dolayısıyla çay ve kahveyi çok içiyorsanız içtiğiniz kadar da su içmeyi ihmal etmeyin diye bir uyarıda bulunursak bence çok iyi olur. Diğer soruma geçiyorum. Sağlıklı bir kilo kaybı haftalık ne kadar olmalıdır? Su örneğinde olduğu gibi aslında kilo kaybı da kişiye göre, kiloya göre çok değişir. Yani 60 kilo ya da 70 kilo bir insanın kilo kaybetmesiyle işte 150 bir kişi, kilo birinin, bir kişinin kilo kaybetmesi aynı değil. Ama ortalama olarak soracak oluyorsanız haftada bir, ayda 4 bizim için ideal olandır. Ama işte kilonuz çok fazladır, ödeminiz çoktur, işte çok sağlıksız besleniyorsunuzdur, bir anda sağlıklı bir beslenme düzenine geçmişsinizdir. Vücut ani bir kilo kaybı yaşayabilir ama sağlıklı beslendiğiniz sürece bunun herhangi bir sağlık problemi yaratacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bir uzman eşliğinde yapıyor olmak bence kesinlikle çok önemli bu durumda. Yani ayda 4 kilodan fazlasını çok da fazla sağlıklı bulmuyoruz. Ortalama 70-80 kilo bir birey için, ama 100 ve üzeri isek bir tık daha fazla olabilir bu durum. Şimdi son soruma geçiyorum. Sosyal medyada ve kamuoyunda popüler olan diyetler ne kadar sağlıklıdır? Popüler diyetler kişilerin işte bir hafta 10 gün yapıp, bir ay yapıp daha sonra bıraktığı diyetler oluyor. Yoyo diyetleri diyoruz biz aslında buna. Yapılıyor. Belki birkaç kilo veriliyor. Daha sonra tekrar eski beslenme düzenine dönülüyor. Biz her zaman söylüyoruz, meslektaşlarım ve ben, diyet kişiye özel olmalıdır. Çünkü herkes her şeyi tüketemez. Herkesin protein ihtiyacı aynı değil, karbonhidrat ihtiyacı aynı değil. İşte diyabetiniz olabilir, tansiyonunuz olabilir. Buna göre bir revizyon gerekebilir diyette. O yüzden bence kesinlikle diyet kişiye özel olmalı. Popüler bir diyet yaparak da karaciğerinizi yorabilirsiniz, böbrekleriniz iflas edebilir uzun vadede. O yüzden size uygun olup olmadığını mutlaka bir uzmana danışarak diyeti yapıyor olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi sorularımızda yeni sorular var. Bundan devam etmek istiyorum. 22 yaşındayım. Tip 2 diyabetim yeni kondu. Tanısı yeni kondu. Nasıl beslenmeliyim? Şimdi tip 2 bir diyabet muhtemelen kilo fazlalığı var. Tabii ki hekimin bir şeyler önermiştir. Muhtemelen orantılı diyabeteye başladınız ya da işte insüline başladınız, bilmiyorum şu anda detaylarını, ama eğer kilo fazlanız varsa kesinlikle bir beslenme uzmanından danışmanlık alarak kilo kaybedici bir diyet, size sağlıklı olan bir diyet uygulamanızı tavsiye ederim. Ama kesinlikle internetten bulduğunuz ya da arkadaşınızın uyguladığı bir diyet programı bu olmamalı. Çünkü aslında diyet dediğimiz şey bir beslenme değişikliğidir, bir tarz değişikliğidir ve siz bunu hayat boyu sürdürmelisiniz. Yani bir daha kilo almamak istiyorsanız eğer bu bir aylık ya da 2 aylık bir süreç olmamalı. İşte yaptığınız yanlışların farkına varmak gerek. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Bu kalıcı bir değişiklik yaratabilir mi bizde? Bunların hepsini konuşuyor olmak lazım. O yüzden ben hep söylüyorum,
güvendiğiniz, sevdiğiniz herhangi bir kurumdan sevdiğiniz bir diyetisyenle, güvendiğiniz bir diyetisyenle diyet programı oluşturmak bence kişi için çok kritik böyle durumlarda. Özellikle yeni tanınız var. Hastalığın da seyrini değiştirebilmek için muhtemelen, ben bilmiyorum tanınız ne şekilde ya da işte hastalığınız ne boyutta, ama belki de kilo kaybıyla beraber tanınız da yok olacak. Diyabetiniz son bulacak. İlaç kullanmak zorunda kalmayacaksınız. O yüzden bence beslenme burada çok kritik. Çok aç kalmamaya bakın. Bence hipoglisemik olmalarınız oluyorsa eğer. Ama tabii ki bu kişiden kişiye göre değişiyor. Şimdi her diyabetle aynı beslenmiyor. Benim diyabetli danışanlarımın bazıları hipoglisemik olmaları olabiliyordu geldiklerinde. Yani kan şekerleri çok çabuk düşebiliyor. Ya da düştüğü zaman artık bilinç kaybolacak şekilde oluyor. Bunlarda çok büyük açlıklar istemiyoruz kısa vadede. Ama işte bazı danışanlarım var. Açlığa dayanabiliyor. İşte aç kaldığı zaman, bir tık süreyi uzattığımız zaman ona daha iyi geliyor. İşte insülin düşüyor, şeker düzene giriyor. Bu hastalarda da çok sık ara öğün istemiyoruz. Aslında bu tamamen size göre değişiyor. O yüzden şu anda tek bir bilgi vermek de istemiyorum. Çünkü size uygun olmayabilir. Diyet sırasında mutlaka egzersiz yapılmalı mı? Eğer imkanınız varsa, bir kısıtlılığınız yoksa, eklemlerinizde bir problem yoksa, hareketliyseniz gün içerisinde zaten kesinlikle egzersiz yapmalısınız. Bir de gün içerisinde aktif olmak egzersiz yaptığınız anlamına gelmiyor. Bunu danışanlarımdan çok duyuyorum aslında çünkü. Ne yapıyorsanız yapın. İşiniz çok hareketli de olsa kendinize ayırdığınız bir yarım saat hem sağlığınıza iyi gelecek hem de bu herhangi bir tanınız varsa onun işte seyrinin azalmasında, geriye çekilmesine çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle egzersiz yapılmalı. Ama bu ki yine kişiye özgü olmalı. İşte kalbinizi yormayacak şekilde olmalı. Sağlığınız el verdiği kadar olmalı. Kan şekeri düşmesini engellemek için neler yapılmalı? Şimdi kan şekeri neden düşüyor? Önce bunu konuşuyor olmak lazım. Çünkü kan şekeri çok aç kaldığınız için de düşüyor olabilir. Ya da glisemik indeksi çok yüksek gıdalarla beslendiğiniz için düşüyor da olabilir. Şimdi çok şekerli, siz belki oluyordur hani bazılarınızda da. Kan şekeriniz çok yükselebilir. İşte tatlı yemişsinizdir ya da işte çok yemek yemişsinizdir ve sonra bir uyku hali gelir. Sonra tekrar bir açlık, kısır döngüdür bu ve açlık olur. Çok yüksek glisemik indeksli, kan şekerinizi çabuk yükselten gıdalarla beslendiğiniz zaman tekrar acıkmanız ve hipoglisemiye girmeniz çok daha kolay olabiliyor. O yüzden tokluk süresini uzatacak lifli gıdalar dediğimiz, tam tahıl dediğimiz gıdalardan beslenirsek eğer hem açlık süremizi hem tokluk süremizi uzatmış oluyoruz hem de açlık seviyemizi de düşürmüş oluyoruz bu sayede. Ama eğer kan şekeriniz çok aç kaldığınız için düşüyorsa belki ara öğün yapmak orada mantıklı. Yine kan şekerinin neden düştüğüyle alakalı, bunun cevabı da esasında kişiye göre çünkü çok değişiyor. Sağlıklı tatlı alternatifleri nelerdir? Şimdi sağlıklı tatlı alternatifi olarak çok görüyorsunuzdur zaten. İşte hurmalı tatlılar, işte kuru meyveli tatlılar yapılıyor. Onlardan birkaç dilim yeniyor. Evet, bunlar bizim için sağlıklıdır. Rafine şeker kullanmaktansa bir işte kuru meyveden faydalanmak çok daha mantıklı. Taze meyveden faydalanmak çok daha mantıklı. Ama sağlıklı tatlı alternatiflerini tükettiğimiz zaman da yine bir kalori aldığımızı unutmamamız gerekiyor. Bunların da bizim kan şekerimizi yükselttiğini unutmamamız gerekiyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım ve kilo artışına sebep olabilir. Aslında sağlıklı adı altında tükettiğimiz şeylerin de bir kalorisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Sağlıklı tatlı alternatifleri de dediğimiz, örnek verecek olursak da yine evde yaptığımız işte tam buğday unuyla ya da işte siyez unundan, işte kara buğday unundan yaptığımız, işte içerisine kuru meyve ilave ettiğimiz, sağlıklı kuru yemişler ilave ettiğimiz tatlı alternatiflere bizim için iyi sağlıklı alternatifler içerisine girebilir tabii ki. Sebze, meyve, et ve süt ürünleri düzenli kullanıyorum. Yine de bağışıklık sistemim düşük, demir eksikliği var. Ne yapabilirim? Şimdi burada demir eksikliğinin sebebini iyi irdelemek gerekiyor. Yani bu sadece beslenme ile ilgili olmayabilir. Kan kaybediyor olabilirsiniz. Herhangi bir probleminiz olabilir, sağlık problemi. Bence kesinlikle bu durumda bir hekim kontrolünden geçmek gerekiyor. Bir işte kan tahlili, genel bir check-up'tan geçtikten sonra eğer sağlıkla ilgili bir probleminiz yoksa, kan tahlillerinizle ilgili bir problem yoksa orada belki beslenmeyi ön planda tutabiliriz. Ama zaten gerekiyorsa ya damar yoluyla ya da oral şekilde
takviyeler veriliyor. Belki ilaç değişikliği olabilir hekiminizin tavsiyesiyle beraber. Bu ciddi bir durum çünkü demir eksikliği çok sık görülen ama aslında eksikliğinde çok fazla problem yaşadığımız hem kilo kaybında hem halsizlikte büyük problemler yaratabiliyor. O yüzden bence bir de ayrıca demiri yükselten şey zaten bizim için et ürünleri genel olarak. İşte süt ürünleri tüketmek ya da sebze meyve tüketmek demiri çok yükseltmez esasında. Et ürünleri tüketmek, işte et, balık, tavuk bunlar daha hayvansal kaynaklı protein ürünleri bizim için demir arttırıcı gıdalardan bazıları. Bence kesinlikle bir check-up'tan geçmek gerekiyor. Bir hekime danışmak gerekiyor bu konuda. Sorularımız bitti. Ben çok teşekkür ederim bugün bizi dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese teşekkür ediyoruz. Sevgiler. İyi bayramlar bu arada şimdiden.